uzaktan ilişkisi olanlar, sizlere geldi sıra. Evet, ben Ceylin Akçalı. Yıllarda sizlere ilişki ve yaşam koçu yapıyorum. Bu videoda uzaktaki flörtünü kendine nasıl bağlarsın, bunun sırlarından bahsedeceğim. Bakın, bu sırları biliyorsanız o zaman uzaktaki kişiyi kendinize aşık etme ihtimaliniz var. O yüzden uzaktan ilişkisi olanlar beni pür dikkat bu videoda çok iyi dinlesin. Ama videoya geçmeden önce lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de yorumlarınızı da bekliyorum. O zaman çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Genelde uzaktan ilişki yapan insanlarda şunu gözlemliyorum. Gerçekten ruhen bir kaybolmuşluk var. Yani hani birisiyle bir şeyleri konuşabilmek istiyor, tartışabilmek istiyor, o enerjiyi hissedebilmek istiyor. Kaç yaşında olursa olsun, yani 30'lu yaşlarında da, 18'li, 16'lı yaşlarında da insanlar bunu yaşayabiliyorlar. Yani aslında var olan bir yalnızlık güdüsü var. Doğru zamanda tanışılmış bir insan var. Doğru zaman. Ama o sana göre mi değil mi, bundan bazen emin olamayabiliyorsun. Çünkü uzağında ve yeterince tanıyamıyorsun. Çünkü uzaktan ilişkilerde şöyle bir durum var. Karşındaki insan sana kendini nasıl tanıtırsa sen o kadarını biliyorsun. Yani o ekranda görünen kadarını. Tabi aranızda şeyler de var. Hani buluştuk, görüştük, uzaktan da olsak bir şekilde yan yana geldik. İşte yaz tatilinde tanıştık. İşte şu an işi var, gücü var, okulu var, osu var, busu var. O yüzden çok görüşemiyoruz. Hani yüz yüze tanışmışlığımız da var. Ama ilişkiyi tam olarak yan yana yaşamıyorsun. Sadece arada sırada görüyorsun ama ne kadar onu tanıyorsun. Ne kadar siz aslında o ruh eşini yaşayabiliyorsunuz. Evet, bunlar tabii ilerleyen zamanlarda daha çok düşüneceğiniz şey. İlk zaman itibariyle nasıl etkilersin, nasıl kendine bağlarsın, bunların sırlarına geçecek olursak eğer, karşındaki insan senden bir dürüstlük bekleyecek ama senin ne kadarını doğru söylediğini ya da ne kadarını yalan söylediğini anlayamayacak haliyle. Bir güvensizlik her daim olabilir. Çünkü yan yana geçirilen vakitler veya yan yana ilişkilerde daha farklı olurken uzaktaki ilişkilerde bir güven problemi söz konusu olabilir. Sende de olabilir. Hani benden başka birisiyle konuşuyor mu, görüşüyor mu? Bundan emin olamayabilirsin. Zaten bana da ilişki ve yaşam koşuluna gelen insanlara da diyorum ki sadece uzaktan o kadar uzun süre konuşup onunla sağlıklı bir ilişki sürdüremeyebilirsin. Uzaktan çok iyi anlaşabilirsiniz. Telefon üzerinden çok iyi anlaşabilirsiniz. Ama illa enerjim onunla mükemmel ötesi tutuşacak, o benim kesinlikle ruh eşim kafasına girmekten ve çok büyük beklentilere girmekten hepiniz çıkmalısınız arkadaşlar. Çünkü yan yana yaşanan ilişkilerle uzaktan yaşanan ilişkiler aynı değildir. Olması çok zordur. Eğer ki aranızda bazı şanslar varsa tabii ki ruh işini uzaktan bulmuş olabilir. Bunu bilerek, hiçbir beklentiye girmeyerek, yani kafanda şöyle olmasın, ya biz kesin evleniriz, kesin çok iyi anlaşıyoruz, kesin benim ruh eşim gibi beklentiye girmeyerek uzaktan bir ilişki yaşarsan mutlu olabilirsin. Yani birinci sırrımız neymiş? Beklentiye girmemek. İlla sana o yüksek güveni verecek, illa sana o yüksek sevgiyi verecek, işte saygıyı verecek gibi bir beklentiye girmezsen, bunun yanında ya biz sevgili olsak işte ben şunu kısıtlarım, ben şunu kıskanırım falan, hani böyle kafa yapısına girmemelisin. Çünkü zaten uzağında, zaten sana bağlanması için hani sınırlı şeyin var. Senin onun hayatını kısıtlamak ya da aşırı derecede üstüne gitmek gibi bir hakkın olamayacaktır. Eğer ki sana cidden bağlanırsa zaten kendi isteğiyle bunu yapacaktır ama sen bunu irdeleyemezsin. Sen şunu yapacaksın, bunu yapacaksın gibi gibi beklentilere giremezsin canım, kardeşim, arkadaşım. Eğer bunu yaparsan karşındaki insan sana değer verdiği için bir bunu yapacaktır, iki bunu yapacaktır ama sonrasında bunu yapmaktan vazgeçecektir ve sana diyecektir ki ben yalnız daha mutluydum. Ben niye sürekli sana hesap veriyorum? Ben niye sürekli yargılanıyorum? Niye sürekli hayatıma karışıyorsun? Ben sana o kadar karışmıyorum. Karışsam da artık birbirimizi yıpratıyoruz. Ben artık yıpranmak istemiyorum. Artık bunu sürdürmek istemiyorum diyecektir. O yüzden beklenti olmaması gerekiyor. Biz Ceylin beklentiye girmeyeceğiz, peki ne olacak dersen eğer, flörtün ilk zamanlarında uzaktaki kişiyi nasıl etkilersin konusuna direkten giriyorum o zaman. Şimdi tanışıklığınız var, yüz yüze olabilir ya da uzaktan bir şekilde sosyal medya üzerinden tanıştınız. Öncelikle onunla konuşman çok eğlenceli olmalı. Yani seninle konuşması için ona çok fazla done vermen gerekiyor. Onun hayatıyla alakalı merak ettiklerin, hayalleriyle ilgili merak ettiklerin, ona verdiğin bazı akıllar, mesela bunlar önemli, tavsiyeler önemli. Ya şöyle böyle bir hayalin mi var? Sen aslında şöyle yaparsan, şu yoldan ilerlersen bak bunu başarabilirsin. Ben sana inanamıyorum. Yani o enerjiyi sende görüyorum. Potansiyeli sende görüyorum. Onu güçlendirecek şeyler söylemen lazım. Tabii ilk zamanlarda etkilemek için. Çünkü belki onun hayatında onu bu konuda destekleyecek kimse yok. Kimse onu desteklemediği için, senden o desteği gördüğü için yavaş yavaş sana çekilmeye başlayacak. Kimse onun hayatıyla alakalı ne istediğini merak etmediği için, en sevdiği rengi sormadığı için, hayatıyla alakalı böyle o güzel duyguları varmış yokmuş önemsemediği için ve sen bunları önemsediğin için
bir tık daha kıymetli olacaksın. Yani onunla hem eğlenceli şekilde konuşup hem anın tadını çıkartıp, yani gündelik hayattan konuşabilirsiniz, onun hayatından, senin hayatından konuşursunuz, hayallerinizden, gelecekten konuşursunuz ve onu etkileyebilirsin. Çünkü genel olarak ona gelecek ve şimdiden doneler vermen gerekiyor. Geçmişinle alakalı tabii ki seni sorgulayacağı noktalar olabilir. İşte sen kimleydin, neden ayrıldın, neden ilişkin vardı, ne oldu falan, ne bitti falan, bunları sorabilir. Bunları çok uzun uzadıya anlatmamalısın. Gergin bir muhabbet olduğunda bu gerginliği en hızlı şekilde yok etmen gerekiyor. Yani bir stres konusu var ve ikiniz arasında bir gerginlik, bir eleştirel bir şey oldu. Hemen o konuyu değiştirmeye bak. Çünkü o konunun çok üstüne gidersen tartışacaksınız. Tartışma uzaktan ilişkilerde çok ciddi sıkıntı. Çünkü bunun sonunu getiremiyorsun. Sonuçta dönüp ona sarılamayacaksın. O yüzden o gün senin yüzünden kötü bir şekilde uyursa, ertesi gün ben neden onunla konuşuyorum demeye başlayacaktır. O yüzden seninle çok eğlenceli diyalog ve mesajlaşma yaşaması gerekli. Kızlarla nasıl mesajlaşılır, erkeklerle nasıl mesajlaşılır gibi videolar YouTube kanalımda var. Aslında erkeklerle nasıl mesajlaşılır videosunu yapmadım galiba. Neyse, bunu da yakında yaparım. Siz de kanalıma abone olun ki hemen gözüksün size kızlar. Ama erkekler için yaptım. Ya da sevgiliyle, flörtle nasıl mesajlaşılmalı, nasıl ilerlenilmeli, bunlarla alakalı videolarım var. Hatta uzaktan ilişkiyle alakalı birkaç videom daha var arkadaşlar. Onları da mutlaka izleyin. Şimdi sen onunla konuşmaya başladın ve gerçekten eğlenceli konuşuyorsunuz, şakalaşıyorsunuz. İşte gündelik hayattan, onun isteklerinden. Onun birazcık daha değerli bulduğu şeylerin içine girmeye çalış. Yani gerçekten kimseye anlatmadığı ve sana anlatabileceği neler var, bunlara girmeye çalış. Bir şekilde sor, sorgula, merak et onu. O merak güdünle onu etkile. Yani öyle düşündür ki ona, beni kimse bu kadar merak etmiyor. Herkes işte ya fiziksel şekilde bana yaklaşmak istiyor ya da bir şekilde maddi manevi bir kullanma çabasında, ama o benim gerçekten nasıl hissettiğimi, gerçekten kişiliğimi, nelerle ilgilendiğimi, bunlara bakıyor. Bunlarla ilgileniyor. Bana gerçekten değer veriyor. Değer vermek istiyor. Sadece olayınız şey konuşmak olmasın. Ya biz buluşunca şunu şunu yaparız. Buluşunca şöyle şöyle sarılırız. Böyle böyle şey falan. Bunlara girmeyin çok fazla. İlk başta onu etkilemeniz gereken şey, ben senin karakterine, düşüncelerine, ruhuna, duygularına önem veriyorum. Bir de ondan merak görmeniz gerekli tabii. Sadece sizin onu merak etmeniz değil. Şimdi mesela sen yazdın, sana cevap vermedi. Hemen ertesi gün neden cevap vermedin gibi soruların olmasın. Bak bakalım, hani o enerjiyi almış mı senden, cevap vermeye devam ediyor mu? Eğer sana bir iki gün yazmadıysa hiçbir şey olmamış gibi ne yapıyorsun, nasılsın yazabilirsin. Tekrar kendini hatırlatabilirsin. Ama sana yine soğuk yapıyorsa o zaman şunu düşündürtür durum. Seninle sevgili olmak istemiyor ya da flört etmek istemiyor. Çünkü ya kafasında birisi var ya da uzaktan bir ilişki kabul edemeyen bir insan olabilir. O yüzden de ya da sen onu fotoğraflarınla çok etkileyemedin. O zaman profilinde bazı değişiklikler yapman lazım. Çok daha etkileyici fotoğraflar, videolara koyman gerektiği anlamı taşıyor. Çünkü sonuçta uzaktan ilişkide onu sosyal medyanın üzerinden etkileyeceksin. Sosyal medyada gerekli veriler yoksa, onu etkileyecek potansiyelde fotoğraflar, videolar yoksa haliyle seninle çok uzun uzadıya konuşmayacaktır. Ama bence en başta yapmanız gereken şey sosyal medya hesabınızdaki fotoğraflarınızı, videolarınızı güzelleştirmek ve kötü olanları da yok etmek olacaktır. Arşivlemek olacaktır. Bir tane kız arkadaşına da sor siz erkekler. Kız arkadaşına de ki, varsa kız arkadaşın, normal arkadaşın. De ki, hangi fotoğraflarım sence garip duruyor? Hani hangilerini arşivleyeyim sence? Arkadaşın seni güzel yönlendirir. Kızlar çok iyi görür bu konuda. Eğer ki siz kızlar böyle bir durum yaşıyorsanız, siz erkekleri değil kız arkadaşlarınıza sorun. Kız arkadaşınıza deyin ki, hangi fotoğraflarım garip duruyor? Hangileri hani çok iyi çıkmamış? Hani onları arşivleyeceğim deyin. Ona göre arşivleyin, tamam mı? Hepsi, ya böyle her şeyiniz ulu orta olmak zorunda değil. Hatta biraz gizemli olmanız iyidir. İyidir bunlar. Çünkü uzaktan kişiyi de etkileyebilirsiniz böylelikle. Hatta daha az fotoğrafı olanların daha çok uzaktan ilişki yaşadığını gördüm. Fakat konuşmalarıyla çok güzel etkileyebiliyor. Bu sefer ikna kabiliyeti yüksek olan insanlar bunu yapabiliyor. Eğer senin de ikna kabiliyetin yüksekse illa fotoğraflara ihtiyacın yok. Ama yine de ona güzel bir görsel sunmak zorundasın. O yüzden artık hangi editleri öğreniyorsun onu bilmiyorum, ama duygusal olarak etkiledikten sonrasında o editlediğin fotoğrafların bir önemi kalmıyor. Çünkü yüz yüze geldiğinizde zaten senden etkileniyor. Problem yok. Aşırı editi abartmadığın sürece problem yok yani. Biraz burun küçültme, birazcık böyle işte şey falan, problem yok. Tamam mı? Bir de doğru açıdan fotoğraf çekilmeniz lazım. Yani çok kötü fotoğraflar çekilmiyorsunuz. Kafanız büyük, vücudunuz ayrı çıkıyor. Özellikle erkekler, size çok sinirleniyorum. Bazen profillerinize giriyorum, hani böyle beni takip edenler aşağıda yorum şey yapıyor ya. Bir tane video vardı. İşte Instagram'larınıza bakacaktım, baktım.
O videoda ya bakıyorum, tamam arkadaşınız kötü çekiyor da ya kardeşim sen de mi görmüyorsun? Kafan büyük, vücudun küçük çıkıyor. Bacağın kısa, buran uzun çıkıyor. Yani açı o kadar kötü ki. Allah aşkına şu fotoğraf albümüne bir gir bakalım. Orantılı bir vücuttan bahsediyorum. Bak sadece yakışıklı çıkmak, o çıkmak, bu çıkmak değil. Kızlar sizin için de aynı şey geçerli. Vücudunuz çok orantılı çıkmalı fotoğrafta. Kamerayı en ufak böyle eğiminiz durumunda ya da en ufak böyle bir açıyı kaçırmanız durumunda kötü bir fotoğraf elde edebiliyorsunuz. Orantısız bir vücut karşı tarafı asla etkilemez. Öyle bir durum var. Yani yakışıklık falan değil, orantısız gözükmeniz. Aranızda bazı uzun boylular var. Kısa boylu çıkıyorsunuz fotoğraflarda. Niye? Aşağıdan çekseniz aşağıdan böyle. Bak dur, nerede kamera? Bak. Telefon bu ya kardeşim. Sen de uzun boylusun. Bak dik tutuyorum. Arkadaşına böyle şey tam bu hizadan alacaksın arkadaşına, diyeceksin bu hizadan, tamam mı? Bak aldın bu hizadan, tamam mı? Şu hizadan. Kamera böyle ya, böyle bak şu açıda. Yani üst tarafı bir tık daha aşağıya doğru açılı bir şekilde. Tık kardeşim çek, aşağıdan çek, çek aşağıdan, çek aşağıdan. Yani kamera burada ya, burada da tuş var. Buradan çekiyorsun kardeşim, tamam mı? Uzun boy çıkıyorsun öyle. Yani siz ne yapıyorsunuz? Siz şöyle çekiniyorsunuz bak. En çok problem. Arkadaşın eliyle tutuyor bak, böyle tuttuğu için bak böyle çıkıyor. Küçük kafan, kafan büyük, vücudun küçük çıkıyor böyle. Tamam? En büyük probleminiz bu. Bunu da açıklamak istedim. Yeter. Böyle çekmeyin. Neyse bak şimdi. Fotoğraflarına tamam okey. O zaman seninle konuşmaya devam edecek. Sen eğlenceli konuşuyorsan eğlenceli konuşacak. Ama arada böyle hani ona... Şey, aramızda şeyler var diyor. Ya çok güzel demiyor da başka türlü konuşuyor. Başka, ben şu an söyleyemiyorum. Ya farkında olmadan kadının fiziğini övüyorsunuz. Neden fiziğini övüyorsunuz? Hani şey diyebilirsin mesela, çok tatlı gözüküyorsun. Çok şeker bir kızsın. Ya da bir erkek için konuşuyorsan yakışıklı çıkmışsın. Bunlar varken neden kafada başka bir tarafa giden şeyler söylüyorsunuz? Yani ben senin fiziğini beğeniyorum dercesine bazı kelimeleriniz var. Ufak kelimeler sizin için normal. Ama karşı taraf için şunu düşündürten, ya benim karakterime, benim ruhuma ilgilenmiyor da benim vücudumla ilgileniyor dedirten tarzan mesajlarınız oluyor. Bu çok yanlış, bunu yapmayın. Bak bu da sırlardan bir tanesi. Yani onun ruhunu önemsediğini, düşüncelerini önemsediğini fazla fazla belli eden konuşmalar. Sonrasında bak ilk zamanlar flört etmeye çalıştığın zamanlarda, sonra günaydınlara, iyi gecelere kendini alıştıracaksın. Gün içerisinde sürekli kendini hatırlatacaksın. Hafiften böyle bir ya numaranı göndersen bak sana çok güzel bir video göndereceğim falan. Böyle şu an çektim hani şöyle çok eğlenceli, işte şöyle bir şey var. Bir bahane bul, bir şey bul. Böyle sana bir ışık yakıyorsa tamam diyecek, gönderecek numarasını. Sana eğer bir ışık yakmıyorsa diyecek ki buradan göndersene Instagram'dan ya da başka bir sosyal medya platformundan. Buradan göndersene diyecek. Oradan alttan alttan şey yapacaksın yani. Numarasını veriyor mu falan, böyle bir bahane bulacaksın yani, böyle işte bir şey göndermek için, bir video göndermek için, işte bir fotoğraf göndermek için bahane bularak bunu söyleyeceksin. Derse ki sana buradan da gönderebilirsin, daha sana o kadar güvenmedim, daha sana o kadar bağlanmadım. Ama sen bu ufacık bu kıvılcımı verince sana direkt tık numarasını veriyorsa flört ihtimaliniz daha çok artıyor. Bu da iyi bir şey, numarasına sahipsin artık. O yüzden günaydına, iyi gecelere daha kolay yazabilirsin. Ve sana yazmadığında trip atmıyorsun. Kesinlikle atmıyorsun. Dediğim gibi beklentinin olmaması burada işlemeye başlıyor. Yani illa çok güzel sevgili olacaksınız, çok ciddi ilişkiniz olacak falan, bu hayallerden çık. O anda onu yaşa. O anda o keyifli anları yaşa. O konuşmanın tadını yaşa. Karşında gerçekten sana ve senin düşüncelerine değer veren biri var mı? Bunu yaşa. Çünkü direkt yani 6 ay sonraki buluşmayı konuşmanızın şu anda bir anlamı yok. Çünkü daha 6 ay sonraya gelmedik. Şu an yaşıyoruz. Şu an mutluyuz. İşte sen ne yapıyorsun? Annen kendilerine senle uğraşıyor mu? Adana mı geçtin? Falan. Hani böyle gün içerisinde yaptığı şeylerden konuşacaksın. Ve böyle eğlenceli videoları birbirinize atabilirsiniz. Böyle videolar var. Ya da mesela böyle hafiften bir ışık yakmak için, flört ediyorum seninle yakmak için. Reels videosu atarsın, böyle bir sevgili videosu olur. Mesela couple videoları bu aralar keşfette çok fazla var, sevgili videoları. Baksana ya çok tatlı gözükmüyorlar mı falan diyerek böyle hafiften hafiften bir ışık yakarak. Ya insan gerçekten böyle koşulsuz sevilmek istiyor bazen. Yazarsın altına sonra. Bunu tabii hemen yapma. Bunu mesela 3. gün falan yap. Yani 4. gün falan. O sana ne tepki verecek? Mesela hani artık sana arkadaş olarak bakmıyorum bak kızım, oğlum, ben sana arkadaş olarak bakmıyorum. Baksana insanlar
birlikte güzel vakit geçiriyorlar. Ya ben de hep isterdim ki'den başlayıp ondan sonra diyeceksin ki ya ben de hep isterdim ki işte hayatımda birisi olsun. Yani birlikte birçok şeyi yapalım. Hayallerimizi birlikte gerçekleştirelim. Birlikte güçlü olalım. Hayata karşı güçlü duralım. Ama niyeyse hayat bir türlü bana bu şansı sunmuyor gibi. Tam olarak istediğim kişi karşıma çıkmıyor falan diye böyle. Hani hafiften böyle bir gülücük böyle imalı. Ondan sonra belki sana şey diyecek, nasıl birisi istiyorsun ki? Ya beni anlayan, gerçekten dinleyen, böyle bir çekimin olduğu bir insan istiyorum. Seninle konuşmak bu arada çok güzel. Sen bana çok iyi geliyorsun. Sen benim sanki kötü taraflarımı iyileştiriyor gibisin. Silah sihirli cümleler. Öyle mi? Sen de bana iyi geliyorsun diyorsa güzel. Ya da bunu anlam yüklememeni istiyorsa daha farklı konuşacaktır. Daha arkadaşça söyleyecektir ama ben arkadaşlığı çevirmeye çalışıyorum. Seninle evet güzel sohbet ediyor ama bunu flörte çevireceğiz ya hani. Işık yakman gerekiyor. Böyle bir işte video göndermen. Tabii bunu çok abartma. Sürekli kapılı, sürekli sevgili videoları falan gönderme. Böyle ışık yak. İşte ya ben işte hayatımda birisi olsa sanki o kişi benim hem arkadaşım, hem sevgilim, hem ailem. Her şeyim olurmuş gibi hissediyorum. Çünkü öyle yaşamak istiyorum. Ben diğer erkekler ya da diğer kızlar gibi değilim. Ben bir insana değer verince o insan için çok fazla mücadele ederim. Yani ben sana değer verdim, senden çok hoşlandım falan demiyorsun. Sen bir hayal veriyorsun ona. Diyorsun ki ben hayatımdaki insana şunları yapabilirim. Bu böyle davranırım. Aslında kalben bunun olmasını istiyorum. Ama bu nerede, hangi kapıda, hangi şehirde bilmiyorum. Alttan veriyorum. İşte bu bilinçaltı taktiğidir. Yani bilinçaltına şunu veriyorsun. Yani sen benim hayatımda olsan aslında ben sana böyle yapacağım. Ondan sonra mesela böyle sevgilisine hediye veren birisini görüyorsun videolarda, gönder. Sana da böyle bir hediye verilseydi mutlu olur muydun? Ben sevdiğim insanları şımartmayı seviyorum. Yani hani ben mesela gerekirse işte çok çalışırım. Sevdiğim birisinin istediği bir hediye varsa onun için uğraşırım almak için falan. Ona da belli etmem falan. Hani böyle sana değil. Anladın mı? Sana değil. Hani olsa, yani seni seviyor olsam, senden çok böyle aşırı derecede hoşlanıyor olsam, hani sana yapabilirdim imajını alttan veriyorsun, bilinçaltına veriyorsun. Haliyle senin bu duygusallığın, bu iyi davranışların, iyi tavırların ve bunun yanında eğlenceli olman, seninle konuşurken sürekli yüzünün gülmesi falan böyle, hani eğlenceli konuşmanız, onun o günlük stresini atıyor olman, bir süre sonrasında diyecek ki wow, biz bayağı iyiyiz şu anda ya. Hani sana bir ışık yakmaya başlayacak. Sana çok alıştım diyebilir. İşte seninle konuşmak çok güzel diyebilir. Sonrasında diyeceksin ki ben de alıştım sana. Böyle farklı bir duygu hissedebiliyorum seninle. Bilmiyorum ne olduğunu. Sonuçta seni hiç yüz yüze görmedim. Ya da yüz yüze daha önce görmüş olduğunuz bir insana bunu yapıyorsanız. Hani sonuçta seninle hiç böyle bir bu şekilde yan yana gelmedik. Birbirimizi daha çok tanıdıktan sonra. Ben de ne hissedeceğimi merak ediyorum gibi. Ya da şu an ne hissettiğimi ben de tam bilemiyorum ama çok tatlı bir duygu yaşıyorum gibi. Böyle bir ışık yakarsın. Sonra bakarsın mı konuşmalarınız var mı? İlerliyor. Sonra tak sevgili oldun canım. Flört aşamasını geçtin, sevgililiğe bağladın. Ama tekrar ediyorum. Beklenti, kısıtlama, aşırı trip, darlama, yoklama. Onun hayatına devamlı müdahale etme gibi durumları yapman durumunda, bu 5 kuralı çiğnemen durumunda karşındaki insan bir süre sonrasında senden uzaklaşacak ve seni sevmeyi bırakacak. Ve sürekli işte 5 ay sonra görüşmeyi, işte 3 ay, 1 ay sonra, 1 hafta sonra sürekli ne yapacağız? Ama 5 gün öncesinden yaz. Evet tamam, 1 hafta öncesinden de yaz tamam. Ama 1 ay öncesinden ya şunu yaparız de ama orada kalsın. Detaylandırma yani. Hani, senle sinemaya da gideriz. Tamam, bu da bitti. Daha devamını getirme. Ya da başka bir gün konuşuyorsunuz ya. Ya senle işte şuraya gitmeyi de çok istiyorum. Bunu da yapalım mı? Falan. Hani böyle. Yani aşırı derecede detaylandırarak hayalleri o 6 ay sonra, 3 ay sonra, 2 ay sonra, 1 ay sonra yaşayacağınız şeyleri detaylandırmana gerek yok. O anda, o anki duyguları doya doya yaşaman lazım. Karşındaki insanı doya doya tanıman lazım ve her aşamayı atlamadan yaşaman lazım.
Flörtten sevgili olun. Sevgiliden daha ciddi ilişkiye geçmeden hemen evlilik konuşamazsın. Çocuk konuşamazsın. Saçmalama dostum. Yapamazsın bunu. Tamam mı? O yüzden yapacağın şey aslında aşama aşama. Sevgililikte tatlı sevgililik o sürecini yaşamak. Ciddi ilişkide artık evlilik konuşursun. Çocuk konuşursun. İşte aileleri konuşursun. Daha o aşamaya geçmedin. Daha zamanın var. Evlilik düşünmüyorsan hemen aynı sene evlenmeyeceksen evlilik konuşma kardeşim. Tamam mı? Tamam, aferin. Sonra evlilik aşamasında da artık evlilik sorumluluklar o boşu yani o aşama dördüncü aşama yani artık. Ama sen daha ikidesin. İkiden dörde geçemezsin. İkiden üçe geçemezsin. Tamam mı canım? Neyse. Eğer benim bu dediğim gibi bu detayları düşünerek ilerlerseniz evet flört olursunuz, sevgili olursunuz ama sana bu ışıkları yakmıyorsa, senden hiç etkilenmemiş gibi davranıyorsa zorlamanın da anlamı yok. Çünkü hem uzaktasın hem de nasıl etkileyeceksin o kadar uzaktan. En azından sana ufacık da olsa bir ışık yakması lazım. Yani senin konuşmalarına cevap veriyor olması lazım. 3-4 gün sonra devamlı 3-4 gün sonra cevap veren birisinin peşinde hiç koşma, boş boşuna yorulma. O kafanda yaşayacağın bir hayal olur sadece. Demek ki enerjiniz uyuşmadı. Enerjiniz uyuşması lazım. Uzaktan bir ilişki yaşamak için daha çok enerjinizin uyuşması lazım. Yoksa olmuyorsa konuşacak konu bulamıyorum falan. Hayır, konuşacak konu bulursun istesen. Normal arkadaşlarınla nasıl konuşuyorsan onunla da öyle konuşabilirsin. Sadece bir tık daha böyle erkeksen eril enerjini gösteren. Yani o erkeksi korumacılığını gösteren. Kadınsan da dişil enerjini gösteren. Yani arada böyle nazlanmak, ufak ufak böyle şımarıklıklar gibi şeyleri yapman gerekli. Erkeksen korumacılık, sahiplenmecilik daha üst planda. Kadınsan nazlanma, cilvelenme gibi şeyler. Böylelikle arkadaşlık döngüsünü kırmış ve flörte bir tık daha yaklaşmış oluyorsunuz. Eğer dediklerimi yaparsanız çok daha işiniz kolaylaşacak arkadaşlar. Bu arada 23 yaşında ve sonrasında uzaktan ilişki yaşamak gerçekten çok zor. O yüzden bunu isteyip istemediğinize bir sağlam bir emin olun. Çünkü karşınızdaki insan kısa sürede sıkılabilir. Ciddi ilişki istemiyorsanız, hatta istiyorsanız dahi sizden sıkılabilir ve ayrılabilir. Ama 23 yaş ve altındaysanız uzun süreçte yaşamanız bir tık daha garanti olacaktır. Yani birazcık daha fazla, garanti demeyeyim de, hani biraz daha yüzdelik oranı olarak eğer daha küçükseniz daha kolay olacaktır. Ama büyüklerde daha büyük sıkıntı oluyor uzaktan ilişki. Evet, anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Ceylin Akçalı kanalından hoşçakalın. Diğer videolarımı da mutlaka izleyin. Çünkü hayatınıza ve ilişkinize katacağınız çok şey bulabilirsiniz. Benden özel yaşam koçluğu almak isterseniz açıklama kısmında yazan kafuleri.com'dan randevu oluşturabilirsiniz. Instagram hesabımdan soru cevap yapıyorum storylerde. Instagram'ı takip ederseniz soru cevaplara katılabilirsiniz. Öylelikle ben de story üzerinden sizi yanıtlarım. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bye bye.